Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba! Bugün yakın dostlarım olan X ailesiyle büyük bir çiftlikteyim. Herkese merhaba. Eğlenceli bir gün olacak. Çünkü atlara, ineklere ve diğer eğlenceli çiftlik aktivitelerine bakacağız. Hey Blippi, bir eğer getir de ata binelim ha. Çok eğlenceli olacak. Vay canına. Bakın nereye geldik. Gerçek bir inek ahırındayız. X ailesi atları getirecek. Ben de o sırada size etrafı gezdireceğim. Bakın, çoban köpeği işte burada kalıyor. Çok eğlenceli. Bir tane daha var. Gelin. Bir tane daha var. Buraya gelin. Dışarıda çalışıyor olmalı. Çünkü kapısı açık. Kovboyların yanında olmalı. Hey, merhaba. İçeride kimse yok. Vay canına. Şuna bakın. Hey. Saman, hey! Bir sürü saman. Ve bu samanlar çok lezzetli görünüyor. Şaka yapıyorum. İnek ve atlar için lezzetli. İnsanlar için değil. Gördünüz mü? Yakından bakın. Nefis. Hadi gelin. Bakın. Burası hayvanların tutulduğu bir yer. Kafaları da burada oluyor. Çiftlik hayvanları doktora gitmek ve aşılarını olmak için burada tutuluyorlar. Vay canına. Bir el arabası gibi. Ama çok düz. Samanları buraya koyuyorlar. Ve böyle sürüyorlar. Sonra da inekleri besliyorlar. Çok başım döndü. Evet, bir yer daha kaldı. İçeri gelin. Şuraya bak. Burası dizgin ve eğer odası bakın. Evet, bir sürü eğer var burada. At binmek için yardımınıza ihtiyacım var. En güzel eğeri seçelim. Olur mu? Hadi. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Evet. Bu harika görünüyor. Ama önce semer yastığı bulmalıyız. Evet, işte buradalar. Hey, buraya gelin. Şuna bir bakın. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Mavi. Tamam. Bu semer yastığını... Ve bunu alalım. Ayrıca yular ihtiyacımız var. Hadi gelin. Tamam, yuları aldım. Bunu eğere takalım. Tamam, işte oldu. Evet. Tamam. Eğer takımını getirdiğin için teşekkür ederim Rupi. Evet. Semer yastığını verir misin lütfen? Tamam. Önce bunu yerleştireceğiz. Semer yastığı ne işe yarıyor?
Semer yastığı eyerin altına yerleştiriliyor. Ve ata rahat binilmesi için kullanılıyor. Eğer ise kovboylar oturuyor. Tamam. Yani eğeri semer yastığından sonra yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde atın üstüne yerleştiriyoruz. Böylece atı sürerken oturacak bir yerimiz oluyor. Bu da yular. Ve dizgin başlıyor. Tamam. Kovboylar yuları atı yönlendirmek için kullanırlar. Oo. Direksiyon gibi. Buraya takıyoruz. Ve kulaklarının üstünden geçiriyoruz. İşte böyle. Sonra da yuları dizginlerle kontrol ediyoruz. Oo. Bunlara atın direksiyonu diyebiliriz. Tamam. Peki artık atı sürmeye hazır mıyım? Bence hazırsın Blippi. Evet Blippi, sıra sende. Tamam. Evet. Vay canına. Tamam. İşte başlıyoruz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İşte gidiyorum. Oho. Bu at koyu kahverengi. Çok güzel bir at. Bu atın adı Süslü ve kendisi de çok süslü. Çok eğlenceliydi. Süslü sadece güzel bir at değil. O ve diğer atları inekleri çiftlikte yönlendirmek için kullanıyoruz. At sürmek gerçekten çok eğlenceliydi. Bakalım bu harika çiftlikte başka neler var? İşte gidiyoruz. Oo! Hadi bakalım. Bu araca ATV deniyor ve 4 tekerleği var. 1, 2, 3, 4. Oh! Oh! Çiftlikte ATV sürüyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Oh! Çiftlikte bir sürü kullanışlı makine var. Örneğin bu ATV. Ve... bu damperli kamyon gibi. Woo! Ve bu orta boy kepçe gibi. Ve şimdi çiftliğin en büyük makinesine bakacağız. İşte bu büyük bir makineydi. Traktör park edildi. Yani yakından görmek için güvenli. Yanımda X ailesinden Cody var. Herkese merhaba. Size etrafı gösterecek. Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim. Pekala. Bu traktör aslında yangın söndürmek için kullanılıyor. İtfaiye aracı ve canavar kamyonun birleşimi gibi. Şu büyük tekerleklere bakın. Bunlar tıpkı canavar kamyon tekerleği gibi. Büyüklüğüne bakın. Bunlar tehlikeli alanlarda aracın çamura saplanmasını engelliyor. Bir de önüne bakalım. Burada saban ve koruma demiri var.
Burası yere iniyor ve etraftaki çalıları iterek bir emniyet şeridi oluşturuyor. Böylece yangın emniyet şeridine geldiğinde duruyor. Bir de arkaya bakalım. Arkada dev bir su tankımız var. Bunun içi su dolu. İçinde yaklaşık 4000 litre su var. Burada bir hortum makarası var. Bu kırmızı hortumu çıkarıp yangını söndürmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca üst tarafında dönerek su fışkırtan bir monitör var. Ama bunu göstermeden önce içeri geçelim, olur mu? Pekala, şimdi traktörün içindeyiz. Size etrafı göstereyim. Bu traktörü kullanmamızı sağlayan direksiyon. Evet. Ve burada da tüm ayarları gösteren bir panel var. Bu tuşa basarak korna çalabilirsiniz. Gördünüz mü? Şimdi de aşağı bakalım. Bu fren pedalı, bu da gaz pedalı. Bu ufak vites kolu da traktörün önündeki bıçağı kontrol ediyor. En havalı yeri göstereyim mi? Bu kol tazyikli su makinesini kontrol ediyor. Hadi. Biraz su fışkırtalım. Bu çiftlikte vakit geçirmek çok keyifliydi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi!